Evet, Selim hoş geldin. Öncelikle davetimizi kabul ettiğin için teşekkür ederim. BEİS'in bu yıl 4. yılı ve bu yılda Türkiye'nin birçok şehrinden katılan 102 sanatçı adayının bir araya getiriyoruz. 2020 yılında mezun olmuş genç sanatçı adayları. Öncelikle aslında BEİS kapsamında yaptığımız bu panellerde elbette onlara yönelik olarak içerik oluşturmaya çalışıyoruz. Yani daha sizin gibi daha hem deneyimli hem kıdemli sanatçılar, sanat alanından profesyoneller, sanat alanından aktörlerle onları bir araya getirmenin son derece bir kazanım olacağını düşünüyoruz ve geçtiğimiz 3 yıl boyunca da böyle oldu. O yüzden öncelikle geldiğin için teşekkür ederim BEİS Talk'a. Ben şöyle başlamak istiyorum. Şimdi Selim Birsel'in sanat pratiğine baktığımızda nereden başlarız diye düşündüğümde bir başlık önerdim sana. Açıklık ve akışkanlık mekanı düşünmek başlığını önerdim. Şimdi burada belki de daha çok anlamlı ve daha katmanlı bir kavram olarak mekan öne çıksa da ben akışkanlıktan başlamak istiyorum. Çünkü senin pratiğinin az sonra işte görsellerden de bazı işlerinden de örnekler vereceğiz. Senin pratiğinde ve yaratıcı sürecinde de o bir akış halinde olduğunu düşünüyorum. Yani hem düşüncede hem de bir yandan da aslında fiziksel olarak da bir akış halinde olduğunu düşünüyorum. Ne yapıyorsun? Mesela şu anda görselinden de ekranda da gördüğümüz işin ÇEBAP için Misafirperver Bahçe. Bu 2008 yılında gerçekleştirdiğin bir çalışma Lübnan'da. Daha sonra göreceğimiz Toplanmış Bellekler Masası, Kabine Mardin gibi işlerinde bulunduğun, yaşadığın veya davet edildiğin kentlerde bir gezgin, bir kaşif, hatta bir flanör gibi davrandığını biliyorum. Dolayısıyla bu akış arka cebinde taşıdığın, sürekli taşıdığın not defterine, sürekli düşüncelerinde yine not aldığını biliyorum. Dolayısıyla hem düşüncede hem fiziksel olarak bu akış sende nasıl işliyor sorusuyla başlamak istiyorum. Yani sende nasıl ifade buluyor? Buradan başlayabiliriz. Bana gelmeden önce belki akış düşüncesini ilk ortaya atan Efes'te Herakleitos'a gitmek gerekiyor. Her şey akar, hiçbir şekilde durmaz, zaman içinde durmaz, hep akar der. Yani, şeyler zaten akıyor, zaman akıyor ve bir kişiye yani işlerin akış içinde olabilmesi gerekiyor. Çünkü eğer bunu bir kişiye veyahut da sanatçıya benim yöntemlerimi uyguladığımız zaman sürekli hareket halinde olabilmem gerekiyor. Bir akıştan bahsettiğimizde genelde diyelim yani genelde yaptığım işler bir enstalasyon adı altında toplanıyor. Çoğunlukla bir enstalasyon düşüncesi içinde hareket ediyorum. Bu enstalasyona girdiğimizde zaten enstalasyon düşünce itibariyle, yapış itibariyle dediğim esnektir. Yalnızca mekan değil, zaman içinde de bir esnekliği söz konusudur. Benim akışkanlığım, evet, bir yerden bir yere gittiğim zaman, bu az önce verdiğin örneklerde de Lübnan'a gittiğimde, ki Lübnan'da 10 gün geçirdim, oraya geldiğimde ne yapacağımı bilmiyordum. Yanımda yani ufak tefek bir şeyin evet not defteri, fotoğraf makinesi ve bir ufak tefek herhangi bir kazayla hiçbir şey yapamazsam yani en sonunda bir resim yaparım, kağıt kalemim var. Var olan aslında dokuya hatta bu coğrafik doku olabilir, zaman içindeki siyasi dokusu olabilir, mekan içindeki yani oradaki
sesler, kokular bir şekilde kendimi bırakıyorum ve orada yani akış belki burada. Yani kendimi bıraktığım ve senin de az önce söylediğin gibi bir flanör edasıyla. Flanörü aslında aylak gezmek. Ama gene de bir amacı olarak gezebilmek. Asıl flanörler normalinde kaplumbağaların ritminde yürümesi gerekir. Ben daha belki bir arayış içinde yürüyorum, dolaşıyorum, bazen duruyorum evet. Kaplumbağa kadar yani yavaş gitmiyorum, o kesin de. Bunun bir ritmi de var. Yani sabahleyin kalkıp kendine bir program belirliyorsun. O program çerçevesinde değişik rotalar, bazen kaybolduğum yerler ve 3-5 gün sonrasında toplanan notlar, nesneler ve çalışacağım mekan birdenbire yavaş yavaş bir oluşuma giriyor. Keza Mardin'e de gittiğimde de aynı şekilde benden yani nakliye yapılacaktı. İş nakliyesi ve oraya giderken benim pek nakliyem yok dedim yani. Bir euro kağıt var yani. Bir euro kağıt gönderttim. Geri kalanın her şeyi yerinde yaşayarak, yerinde dolaşarak ve yerinden toplayarak o mekanın içinde, bana verilen mekan içinde de evet zaman geçiriyorum. Yani bunu sanırım daha sonra da konuşacağız ama akışkanlık burada. Yani hareket halinde olabilmem gerekiyor benim ki işler de hareket edebilsinler. Tekrar ben Çavabiç misafir yani Lübnan'da yaptığın işe tekrar geri döneceğim. Bildiğim kadarıyla bu alan sergi mekanlarından biri değil aslında. Yani bu senin belirlediğin bir yani alan. Sergi mekanı olarak bize bir bahçe verdiler. Ama bu bahçe içinde metruk bazı binalar da söz konusuydu ama ben burada bir mekanı gezerken bu altıgen masayı gördüm ve bu kendi yaptığım, daha önceden yaptığım çalışmalarda da yani masa yani cidden masa nesnesi bir tekrar eden bir öge gibi. Yani bu akşam evde yemek yok, kağıttan masa olsun. Tebeşir masası olsun. Masa önemli bir, yani benim için iskemleden daha önemli bir nesne. Çünkü bir aile masa etrafında toplanıyor akşamleyin. Masada yemek yiyoruz. Yer masası var. Normal işte şu anda oturduğumuz masa var. Toplantı masaları var. Çalışma masaları var. Yuvarlak masalar var. Oyunlar oynanıyor. Yani masada çok karar verilebiliyor. Masanın altına geçince bir çocuk için ev olabiliyor. Yakın bir zamanda işte bir deprem geçirdik. Masanın altına giriliyor. Yani bir korunlar değişik değişik bir masa. Bununla karşılaştım da orada bir de altıgen oluşu benim yani dikkatimi çekti. Çünkü kültürel olarak birazcık daha böyle kazmaya başlayınca geometrik altıgen şekil İslam sanatında çok tekrar eden bir geometrik şekil. Ve bu bahçedeki evet bir masa. Yani bu masayı bu masanın üzerine değişik değişik hem bahçede hem şehirde Aley kasabasındaki nesneleri toplamaya başladım. Buraya gelen sonrasında gelen bir yaşlı bir ziyaretçi şey dedi, evet kırsal bölgede bir savaştan kalan bazı şeyler nasıl yaşandığını aslında bir şekilde ortaya çıkarttığım bir toplama olmuş dedi. Ve evet. Yani burada şey de biliyorum, sen o masa ve masanın etrafında
dikkatini çekip o mekana dikkatini verdikten sonra orada biraz zaman geçirdiğini biliyorum. Yani etrafını temizlemek, o bahçeyi süpürmek, sabahları kalktığın zaman orayı düzenlemek, bitkileri düzenlemek, işte yabani otları temizlemek gibi. Öyle. Yani önce aslında o sende, işte bence akış dediğim şey tam da burada başlıyor. Yani senin orada sadece bir şey yapmak üzerine bir odaklanmak değil bu çünkü. Yani o mekanı biraz sahip çıkmak, o mekanın üzerine düşünmek. Yani ve o hem düşüncende de hem günün içinde de yani zamanını da yaydığın bir akış söz konusu burada. Biraz o kendiliğinden gibi geliyor bana. Kendi doğallığıyla oluşan bir süreç gibi geliyor yani sende. O süre içerisinde hem evet kasabada yani Aley kasabasında hem bahçede her yerde dolaştım. Yani sabahleyin kalkıyordum, bir kahvaltı ediyordum, sonra yürüyüşe çıkıyordum. Veya yani bu program değişebiliyordu. Bugün evet bahçenin temizliği gerekiyor. Evet bahçe temizliği birdenbire evet yıllardan beri metruk bırakılmış bir bahçeyi yeniden bahçe haline getirmekti. İnsanların bilmediği birdenbire evet mozaikler çıktı ve evet çiçekleri düzelttim, toprağı temizledim. sonrasında da zaten geceliğin yani şu anda sanırım yok fotoğrafı da evet, bir renkli ampullerle orayı cidden bir misafirperver evet bir bahçe haline getirdim. Orada etrafında diğer sanatçılar veya komşular değil mi dışarıdan gelen misafirler orası da bir yandan aslında böyle paylaşılan ortak hep bir beraber alan, bir alan haline, haline gelmişti. Yani Mardin'le tekrar döneceğim 2010 yılında birinci Mardin Bienali'nde yine aynı şekilde bir akış olduğunu söyleyebiliriz. Yine sana bir mekan gösteriliyor ve o mekanda ne yapacağına yine bir süre sonra orada yaşayarak, zaman geçirerek, kentte de dolaşarak karar verdiğim bir süreç olduğunu biliyorum bunun da. Yani buradan belki de aslında şöyle de gelebilirim. Yani bu mekan kavramına belki o akışkanlıktan mekanla düşünmeye yavaş yavaş gelebiliriz. Şimdi mekan kavramı tabii ki çok geniş ve yüklü bir kavram. Yani ev, az önce senin masayı tarif etmen gibi yani bir nesnenin ne kadar farklı anlamı ve işlevi varsa mekan da böyle. Yani bir ev veya fiziksel bir alandan çok daha fazlasını aslında bize söylüyor mekan. Yani mekan dediğimizde yalnızca boş, nötr, bir mekandan söz etmeyiz. Ne olursa olsun her zaman için o sosyal ve toplumsal koşullar içinde imlenmiş, onun içinde tarif edilen mekanlardan bahsedebiliriz, öyle tarif edebiliriz. Yani şu anda içinde bulunduğumuz burası evet bir mekan ama bu ülkede, çevrede, dünyada değil mi, kıtalarda yani coğrafi mekanlardan da bahsedebiliriz. Resim yüzeyinin kendi içindeki mekanından da, bir yüzeyin mekanından da bahsedebiliriz. Dolayısıyla aslında çok katmanlı anlamlara yönelik bir olgudan bahsediyoruz. Şimdi Lefebvre şöyle diyor, sosyal mekanlar toplumsal olarak üretilmiş imlerdir. Yani dolayısıyla anlam atfedebildiğimiz toplumsal ilişkiler ağı tarafından belirlenir bir mekanın anlamı. Aslında senin çalışmalarında da bunu gördüğümü söyleyeceğim ben. Tıpkı aslında bir mekan nasıl hafıza ile ilişkili olarak her seferinde yeniden kurulabilir ve yeniden anlamlandırılabilirse senin işlerinde de benzer bir noktadan baktığını düşünüyorum. İşte hem nesnenin hem mekanın hem de o oluş, o akış halinin anlamı zaman içinde de değişiyor. Aslında Herakleitos'a atıfta, bulunduğun atıfta da benzer şekilde farklı bir zamanda, farklı bir biçimde de tekrar gerçekleşebiliyor senin işlerin. Yani farklı bir mekanda ve farklı bir zamanda yeniden anlam üretebiliyor. Buradan şeye gelmek istiyorum. Yani birkaç örnek vereceğim tabii ki. Yani Kabine Karaköy öncelikle, Subversion, Bir Oda Açmak, Bir Oda Kapamak, Paravanlar. Bunları az sonra konuşacağız. Ama buradan da yani mekandan da kabine meselesine ben gelmek istiyorum. Çalıştığın
özel alanlara kabine diyorsun, kabinli olarak tanımlıyorsun. Şimdi kabine dendiğinde benim aklıma ilk gelen kavram nadire kabineleri. Biliyorsun nadire kabineleri 14. yüzyıldan itibaren aslında bugünkü anlamıyla bildiğimiz, yani ilk koleksiyonların biriktirildiği, toplandığı küçük mahrem alanlar. Hatta çekmecelerden başlıyor nadire kabineleri. Çekmecelerden odalara, odalardan galerilere ve bugün bütün dünyadaki aslında müzeler dediğimiz kurumsal, o dev kurumsal yapının, o kültürel inşanın da başlangıç noktası kabineler. Dolayısıyla senin çalışma alanını da kabinli olarak tanımlaman bana hep böyle bir ilginç geliyor. Öncelikle ondan başlayalım istersen. Yani bu hem özel alan, çünkü kabineler hem mahrem alanlar, ama sen bunu yaptığın iş aracılığıyla da kamusal alanı da açabiliyorsun. Bu özel alan kamusal hale geliyor. Çünkü bazen sergi için sana sunulan veya verilen mekanları da bir kabineye dönüştürüyorsun. Bununla ilgili dediğim gibi, yani bu mahrem alanın kamusal alana açıldığı, yani mekanın bu anlamda bir çokluk açtığını söyleyebilir miyiz senin işlerinde? Tabii kabineden dediklerin doğru, evet. Yani müzelerin dedesi diyelim. Yani ben de bir sanatçı olarak toplayıcıyım. Yani orada zamanda yaptıkları seyahatlerden veya bazen de sanat savaşlardan getirilen ganimetler sonrasında toplanan hazinelerin olduğu bir yer haline dönüşüyor. Bir de yani ilk kabinelerde işte bir bakıyorsunuz bir timsah, yani işte bunu Avrupa'da, Hollanda'da birdenbire bir timsah görebilmek veyahut da dolmuş bir hayvan görebilmek çok nadir bir şey. Garip şeyler de olabiliyor bu kabineler içerisinde. Tuhaflıklar kabinesi, yani, değil mi zaten nadireler? Ne gibi? Tuhaflıklar kabinesi, evet, aslında tuhaflıklar dilde. Kabinesi. Cabinet of Curiosity. Yani az önce gösterdiğin örneklerde de ben bir toplayıcıyım ve tuhaf aslında garip nesneler topluyorum. Bu nesne hayatımızda var. Ama ve lakin bu nesnelere her gün bakmıyoruz. Bunları bir kere daha oradaki ziyaretçinin gözünde başka bir düzen içinde getirmeye başlayınca hem var olduğu, yani mekanın hafızasıyla ve benim oraya getirdiğim başka bir dokuyla diyeyim ve ne diyeyim, evet, bir dil oluşturuyor. Evet, toplayıcıyım. Yani çok şey topluyorum. Bir koleksiyoncuyum. Ama garip şeyler koleksiyoncusuyum. Yani. Evet, tuhaf. Bu Karaköy, kabine Karaköy. 2008 tarihli, değil mi, kabine Karaköy? Ya teklif ettiklerinde şöyle bir şeydi. Yani açık sanatçı atölyeleri. Açık sanatçı atölyesi ise bana verilen odayı ben kendi atölyem haline dönüştürdüm. Ama buraya atölye diyemeyiz. Yani kabine içinde, çünkü üç tane kabinem var. Dünya içinde üç tane kabinem var. Ve bu değişik kabinelerde, geografik ve mekanları da belli olan yerlerde belli aktiviteler yapmaktayım. Her şeyi bir yerde desen yapabiliyorum, bir yerde gürültü yapabiliyorum, bir yerde yazı yazabiliyorum ve bunların hepsi ayrı ayrı yerlerdeler. Kabine dememin sebebi, çünkü çoğu şeyi bir atölye geleneği olarak test etmektense orada çalışarak bir atölyenin varlığında çıkartmaktansa, ben bunları yapacağım şeyleri daha çok zihnel, yani önce bir kalem kağıt, ufak bir desen, yazı, bir okuma, not, fotoğraf şeklinde birleştirerek getiriyorum. Ve mekan verildiği zaman buraya birdenbire nesneler değişik kabinelerden diyeyim, yani toplanıp o mekana geliyor, o sergi mekanına geliyor. O sergi mekanı içinde öncesinde edinmiş olduğum
şair bazen edinmemiş de olabiliyorum. Planlar üstünde bunları yerleştirdiğim oluyor. Ve nesneler fiziksel olarak mekana girdiklerinde bunlarla orada benim bir şekilde yaşayabilmem lazım. Ve bu bir süreç tayin ediyor. Belki o zaman işte atölye oluyor diyelim, yani sergi mekanı birden bir dönüşüme uğruyor. Kabine Karaköy'de bana verilen evet bir odayı sanırım yaklaşık şöyle 3 haftaydı evet. 3 hafta boyunca ilk geldiğimde bu muhtemelen son fotoğraflarından bir tanesi, ilk geldiğimde bembeyaz duvarlardı yani ve oraya bir masamı, iskemlemi, kağıtlarımı götürüp ve her şeyi orada her gün mesai halinde saat 8.30-9 gibi gidiyordum, 6'da çıkıyordum. Şöyle şeyler oldu yalnız tabii birden bu bir sergi, başka odalarda da başka sanatçıların çalışmaları söz konusu. Ziyaretçiler geldiklerinde ben içerideysem pek giremiyorlardı içeriye. Bir tür eşik korkusu. Çünkü burada birisi çalışıyor, şu anda girmeyelim. Yani veya burası sergi mekanının ofisi, buraya sergi dahil değil gibi. Yani nasıl bir algıladıklarını bilmiyorum ama belki benim varlığım onları yani girmemeye şey yapıyordu. Veyahut da ziyaret edip de veyahut da rahatsız etmek istemiyorlardı. Halbuki yani iki tane iskemle vardı. Birisi gelip de ondan saatlerce konuşabilme imkanım vardı. Veyahut da onun hani benimden konuşabilme imkanı vardı. Kahve de yapıyordum yani. İşte bu belki az önce dediğim şey, yani orada işte o kamusal alanla özel o mahrem alanın karşılaştığı, çarpıştığı bir alan yaratmak bu. Çünkü sen orada o kamusal alanı hem özel, daha kişisel bir yere çeviriyorsun ama aynı zamanda da onun kamusal olarak işleyişinin devam etmesini istiyorsun. Oraya gelen izleyici kamusal bir mekanı ziyaret edeceğine ve orada bir şey görecek ve anlamlandıracağı üzerine geliyor. Ama geldiği zaman özel bir alan gibi görünen bir yerle ve seninle karşılaşıyor. O dolayısıyla hani oradaki kafa karışıklığı belki de. Yani öyle mekanı diyorsun. Mekanı içinde olanlar ve ona yüklenen anlamlar işte mekanın bize tarif ediyor. Burada da senin yaptığın şey evet kamusal alanı özel bir alana çevirmek veya özel alanı, mahrem olanı kamusala açmak çoklu. Halbuki buradaki mesela durumda her seferinde ekleniyorlardı. Şimdi biraz evvel şeyden bahsettin, yani çokluktan bahsettin. Ben ona yan bir şey olarak şunu söyleyebilmek istiyorum. Yani çokluktan çok bana kalırsa bir çoğulluktan bahsetmek daha doğru olurmuş gibi geliyor. Çünkü çokluk böyle çarpıla çarpıla, zıplaya zıplaya giden bir yapısı var çokluğun. Ve çokluk da aynı zamanda işte önümüzde bardaklar duruyor. Bunlardan 5 tane koymaya başladığımızda hepsi aynı nesne, o zaman çok oluyorlar. Peki bir bardak, bir cam bardak, bir kadeh, bir mug, her birinin işlevi aynı. İçine sıvı koyduğumuz bir şey. Orada birbirlerine eklenerek gidiyorlar. Bu çoğulluk ve çoğul ilerlemenin, yani birbirine ekleyerek ilerlemenin insana bana kalırsa daha ergonomik, daha doğru bir yerde olduğunu, yani daha biyolojik olarak bize daha, şahsen bana daha yakın bir yerde. Onun için yürüyorum. Yani çıkıp da böyle jetlerle uçan bir durumda değilim yani. Ve işler de yani kendi işlerinde zaman içinde de birbirlerine eklenerek büyüyorlar veya birbirlerinden parçalar alıp başka formlara dönüşebiliyorlar. İşte orada hemen o eklenme hali veya birbirini tekrar etme veya zamanlar arasındaki o gidiş gelişleri üzerine bir iş açmak istiyorum. Bu 1997 tarihli çalışma Subversion. Üçüncü İstanbul Bienali'nde kurmuştun. Burası Feshane. Feshane'nin bildiğimiz o demir metal konstrüksiyonları var, kolonlar. Ve sen yine burada mekanla
birlikte düşünerek yaptığın çalışmalardan biri. Yani mekanda var olan o dört konstrüksiyonun etrafını sararak orayı yine özel bir alana, yine daha küçük ve daha mahrem bir mekana çevirdiğin bir yerleştirme. Bu 1997 tarihli. Yani işte 90'lı yıllardan itibaren senin üretim pratiğinde aslında bu bir yandan da bu akışı da görebiliyoruz. Kavramlar arasındaki, düşünce arasındaki, o zamanlar arası ve mekanlar arası dediğimiz. Bununla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Bu erken tarihine bir çalışma. İstanbul 3. İstanbul Bienali Fesane Binası, sütunlar, metal sütunlardan bahsettin. Onlar zamanında şeyden gelmişler, Beçika'dan gelmişler, döküm sütunlar. Yani hı hı. Öyle bir tarihi de var onların. Şimdi evet, bu dört sütunu ben pamuk elyafıyla sarıyorum ve içinden de siyaha boyanmış grafitli parlak soba boruları geçiyor. Şöyle ki, bir soba borusunun içine baktığımızda hiçbir zaman mekanın içerisini göremiyoruz. İçinden geçip başka bir yeri görmekteyiz. Ya yan taraftaki bir sanatçının işini görüyoruz veyahut da mekan içinde benim seçtiğim bir detay, mimari bir detay gözüküyor. Hiçbir zaman içine giremediğimiz, aslında bakışımızın da bu kadar büyük bir kütlenin, 6 metreye 6 metrelik bir kütleden bahsediyoruz yani. Ve yok oluşu, içinin gösterilmemesi. Sonrasında zaten yani görmek, görmemek, görülebilmek, stealth uçaklar, süprematizmi gibi yerlerde de, yani bir bakış yeri. Bunun adı yıkmak, subversion. Yani bir düzeni, var olan bir düzenin yerine başka bir düzen kurabilmek. ve içini göstermeyen bir kütle içinden geçip bakışımızın yalnızca bir bakışın geçebilmesi, ses de geçiyor tabii ki yani. Ama sonuçta içerisi dışarısı diyalektiği de var tabii burada, değil mi? Yani içerisi dışarısı diyalektiği. Var. Yani içerisi her zaman gizli. Yani hep mahrem, hep gizli kalıyor. Mahrem. Yani dışarısı gösteriyor. Şey, mahremiyete aslında izin vermeyen bir tarafı var. Evet, sizin evet dediğin gibi. Evet, bu yine bu aslında bu minvalde benim tabii ki kendi yorumum bunlar. Hani sen de katılıyor musun bilmiyorum ama bu anlamda okuduğum işlerinden biri bir oda açmak ve bir oda kapamak. Bu da 2000 yılında gerçekleştirdiğim bir çalışma. Ve aslında yaptığın, uyguladığın her mekanda da değişebilir bir yanı var. Yine orada hani tekrar akışkanlığı hemen hatırlayacağım. Mekanın bu, boyutlarına göre değişiyor. Evet. Bunu nerede bir o şu anda olmayan Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdim. Sonrasında şu anda gördüğümüz fotoğraf Polonya'da Gdansk'ta, Kopenhag'da ki bir sergide de bunu gerçekleştirdim. Tabii bana verilen duvarın boyutları değişiyor. Ona göre var olan fiziksel üç boyutlu mekanın bir projeksiyonu, bir uzantısı, o da değişmekte. Yani bu tümüyle bir perspektif oyunu diyelim. Yani bir Rönesans'ın bize getirdiği perspektif oyunu. Yani şey, bu perspektif değişmiyor. Değişmeyen iki şey var. Yani bir perspektif var, üzerine koyduğum oyuncak silah var, bahsederim ondan da. Değişen şey veya yani mekandaki ortada gördüğümüz pencere. Bu pencere var olan mekanın pencerelerinden bir tanesinin resmi. Oradaki bir pencere. Neden bir oda açmak? Çünkü oda açılıyor, uzuyor. Bir perspektif oyunuyla. Neden kapanıyor? Çünkü bir duvarda oyuncak bir şey var, tüfek söz konusu, plastik bir tüfek söz konusu ama mekan içinde durmayacağı bir yerde, yani o mekan içinde de durmayacak bir yerde. Bir köşede duruyor ve yani çizimin bir köşesinde durmakta ve nesne olarak belirdiğinde birden bunun
bir aldatmaca olduğunu da getiriyor. Birden bir mekan kapanıveriyor. Yani düz bir duvardan bahsediyoruz. Ve bir nesneyle bunu bize bir şekilde kendi gerçeğimize getiriyoruz. Niçin plastik tüfek evet, diyorsan, soracaktım. Silahlarla çok oynadık. Bir de ya böyle bir mekanda duvara işte tüfek asılır. Gariptir yani bundan yani bu zamanlarda böyle sahte diyeyim oyuncak plastik olsun metal ama ağırlıklı olarak plastik bir masa yaptım yani gene bir masa üzerinde bunları dizdiğim bir şey oldu ve herhangi bir polis şeyinde de kurşunlarla isimler yazılır, silahlar koyulur. Ona benzer bir kurgudaydı bu. Ama insanların çok hoşuna gidiyor. Garip bir şekilde gidiyorlar, gidip o silahları alıyorlar, oynuyorlar. Yani dokunuyorlar. Halbuki sadece bir silah olsaydı orada dokunmayacaklardı. Oyuncak onun sahteliğine veyahut da birdenbire görüntüsüne, imajına yani bir şekilde bir şeyleri var, çekiliyorlar yani. Sergi sonrasında tabii ki bir kutuya koyuldu bunlar, eve geldiler. Ama arasından neredeyse şöyle bir yarısına kadar silah eksilmişti. Yani bilmiyorum, birileri aldı oynamak için, çocuklarına mı hediye etmek için. Yani. Mekanda işte dediğin gibi yani bir yanılsama ve mekan içinde bir mekan yaratma hem sanat tarihinde tabii ki bunda yüklü referansları var. Sen de dedin hani Rönesans'tan itibaren aslında resim sanatının bir temsil üzerinden kuruluyor olması yani dünyayı veya var olan fiziksel gerçekliği, mekanı, gerçeklik iddiasıyla temsil etmek üzerine kurulu bir resim sanatı geleneği var tabii. Elbette bu daha sonrasında kırılıyor, yıkılıyor ve parçalanıyor. Ama sen bunu hem resimle yapıyorsun ama bazen yine senin pratiğinde çok yer kaplayan bir takım nesnelerle de yapıyorsun. Bu 2013 yılında depoda gerçekleştirdiğin sergiden paravanlar. Yine mekanın içinde bu sergin için birlikte söyleşi yapmıştık hatırlıyor musun 2013'te Art Almutet için. Yani mekanın içine girdiğin zaman izleyici o paravanların arasında gezmek, yalnız kalmak, orada kaybolmak, yürümek, kafasının karışması gibi bir takım duygulanım içine de giriyordu orada izleyiciler. Ve tıpkı o mekanın içinde yaptığın resim gibi, mekanı yeniden üretmekte olduğu gibi paravanlarda da ben benzer bir şey okuyorum açıkçası. Yani o her ne kadar sanat tarihine de referans veriyor desem de aslında o hani oraya koyduğun silahla aslında bizi gerçekten hem toplumsal hem de politik anlamda gerçekten de ağır ve yüklü bir şey söylüyor. Mekanın içine bıraktığın tüfek ya da paravanların kumaşları belki de bu kumaşlar desenler, bu kumaşların nereden geldiği biraz bahseder misin paravan işlerinden? Kumaşlar, paravan, bir de bunların yerleşimi yani üç şey söz konusu. Kumaşlar değişik seyahatlerimden geldi. Yani bir dönem çok nerelere gittim? Evet, Lübnan'a gittim, Mardin'e gittim, Diyarbakır, Bahreyn, Güney Fransa, orada Kuzey Afrika'nın şeyleri de var. Getirdiği, yani gidemedim. Keşke mesela Tunus'a, Fas'a gidebilseydim. Yani Mısır'a, İskenderiye'ye gittim ve her gittiğimde, yani bu çok uzun süreç, yani süren bir çalışma. Çünkü her gittiğim yerden, evet bir toplantıya gittiğimde İskenderiye'ye, toplantıdan erken çıkıp, pazara gidip evet kendime kumaş alırdım. Yani ve değişik yerlerden kumaşlar aldım. Bu kumaşlar üzerlerine birdenbire etüt etmeye başlayınca da yani
şu anda İstanbul'da da var, bütün Türkiye'de de söz konusu. Bu kumaşların kullanıldığı yerler var. Mevsimlikler var, kışlıklar var, yazlıklar var. Ondan sonra fantezi dediğimiz desenler var. Bunun kendine göre cidden bir moda ve kullanım yerleri de söz konusu bu kumaşların. Ama çoğu tabii bu kumaşın çiçekli ve doğuya ve bizim bu şu andaki topraklarımıza, yani Türkiye'ye, Anadolu'ya ve daha çok doğuya ait desenlerden ve kumaşlardan bahsediyoruz. Paravanlar, paravan bize Batı'ya gelmeden önce, yani ilk paravan ismen değil de şey olarak, nesne olarak Uzak Doğu'da çıkıyor. Kapı niyetine kullanılıyor. Bir odaları ayırabilmek için kuruluyor. Japonya'da yani ilk paravanlarla ve paravanların üzerine sonrasında resimlerin yapılması, ilk Uzak Doğu'da, Çin'de ve Japonya'da beliriyor. Sonrasında buralara gelecek. Paravan, paravento, yani aslında parare birdenbire kontrol demek. Hı hı. Aynı zamanda van da rüzgardan korunabilmek için, hı hı, yapılmış bir şey. Bunu, yani bu paravan nesnesini sonrasında baktığımda nerede kullanıldığına bakıyorsun. Evet, evlerde birdenbire bir bölme yaratabilmek için. Yeni bir mekan. Yeni bir mekan yaratmak için kullanılıyor. Yani gizlemek, kapanmak. Çünkü hani Batı'da da şeyden de biliyoruz ya, özellikle hani soyunma kabini gibi bir, aynen, noktada hani kıyafetlerin değiştirildiği ayrı bir. Matisse'in resimlerinde çoğu zaman görebiliyoruz bu paravanı. Evet, yani evet. Onu zaten bir oryantalizm olarak, hı-hı, da zaten kendi resmi içine dahil ediyor. Ama sanatçı atölyelerinde mesela paravan bol. Hı hı. Ne oluyor? Model soyunduğu zaman paravanın arkasında soyunuyor. Ve bu paravan başka bir mekan yaratıyor. Hı hı. Mahrem mekan da yaratabiliyor. Hı hı. Yani. Bunların düzeni de bir labirent halinde. Yani içine girdiğimizde tek bir yerinden giriyoruz, tek bir tarafından çıkıyoruz. Labirentin tarihine gittiğimizde de bronz çağında ilk defa labirentle karşılaşıyoruz. Ve bir desen olarak karşılaşıyoruz. Tam olarak nasıl belirdiğini bilmiyoruz. Yani sonrasında tabii ki mitoloji içinde de labirentle, Minotaur'un labirentiyle karşılaşıyoruz. Ama onun öncesinde desen olarak, yani hikayeden önce bir desen olarak bir kaya üzerinde ilk defa bir labirentle karşılaşıyoruz. Bu labirent düşüncesi veyahut da içindeki, yani bir insanın girip de kaybolabilmesi, onun içinde dolaşabilmesi, hoş şeyler de oluyordu. Yani bunun içinde bazıları kayboluyor, başı dönüyor. Ama ay çıkmak istiyorum diyen de var. Veya bir çift, sevgili bir çift artık görünmez bir yerde oldukları için öpüşebiliyorlardı. Yani belki birazcık Deleuze'e de gideceğiz. Rizom var burada. Yani bir rizom derken, yani ayrı kutu, yatay gelişebilmesi bunun. Ve rizom bir labirent, tek bir yerinden girip de hiçbir, aynı yerden çıkabilmek. Bir yatay gelişimden de bahsetmek lazım. Öyle. Yani yine başlığa tekrar dönersem, yine sergi mekanlarında da senin mekanı kullanma biçimin, yani bir mekanı sana verilen veya gösterilen veya bazen de tabii ki senin seçtiğin mekanlarda uzun süre o mekan boşken orada zaman geçirdiğini biliyorum. Yani bir sergiye her şey hazırsa bile, yani kafanda işte masa üzerinde üretilmiş prodüksiyonun her şey hazırsa bile o mekanda boşken mekan bir süre zaman geçirdiğini biliyorum. Yani orayı düşünmek.
Çünkü mekanı ve boşluğu olabildiğince algılayarak onu daha hep kişisel bir yer haline getirmeye çalıştığını da, buna gayret ettiğini de söylüyorsun. Çünkü bu dönüştürme işlemiyle, paravanlarda da olduğu gibi veya bütün sergilerinde aslında diyebilirim, ya da bunu icra etmende diyebiliriz, nesnelerin oynadığı rol çok büyük. Selin Birsel'in üretimleri deyince evet, tabii ki çoklu bir, yine orada çoklu bir dil söz konusu. Fotoğraftan, resme, enstalasyondan, videoya, performansa bir noktada giden çoklu bir dile sahip. Ama nesnelerin her zaman daha ayrıcalıklı bir yeri var gibi geliyor bana. Yani senin, çünkü nesneler her zaman için, az önce işte kumaşlarda da anlattın mesela, hem hafızayı hem de kişisel belleği harekete geçiren bir özelliği var nesnenin. Sen kumaştan bahsederken işte İskenderi'deki o gününü belki de anımsıyorsun, ya da işte Lahey'de geçirdiğin bir anını, o pazara nasıl gittiğin, o pazardan o nesneyi nasıl bulup getirdiğini düşünüyorsun. Ama onu bir sanat üretiminin bir parçası yaptığın anda o nesneler artık senin hafızandan çıkıyor ve bir dil olarak işlev görmeye başlıyor. Bir şey söylemeye başlıyorlar izleyiciye de. Dolayısıyla nesneler senin pratiğindeki kapladığı alan, yani benim tarifime bunu hani kabul ediyor musun bilmiyorum ama senin mekanı da derinlemesine kavrayabilmek ve bunu izleyiciye aktarmak için kullandığın bir dil olarak görüyorum. Ve evet, pratiğinde de çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden şimdiye kadar gördüğümüz işlerin de ötesinde hem Yap Boz'da ve Nesneler Alemi 2002 tarihli bir çalışman, TTATT'de birazdan görselleri de izleyerek gideriz. Ve Arka Bahçede Yetiştirilirdi. Arter'deki parselleme, 2013'te yaptığım parselleme işinde. İşte yine 2013'teki depodaki o atılan toplar gibi. Dolayısıyla evet, nesnelerin senin üretim pratiğindeki yeri ve anlamı ne? Bir mekanı kavramak üzerine özellikle, yani onunla ilişkili olarak düşünürsek. Başındaki akıştan bahsettiğimizde hep akıyor, biz de akıyoruz, nesneler de akıyorlar. Dolaşıcı olarak, yani bir toplayıcı olarak bahsettiğim zaman kendimden de şöyle ki, evet, bir nesneyi topluyorum, alıyorum. Bazen buluyorum, bazen satın da alıyorum. Neye tekabül edeceğini o gün karar veremeyebilirim, ne olacağını bilmiyor olabilirim ama duruyor. Bu yıllar geçebilir üzerinden, yani 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl durabilir yani o nesne. Kutu kutu nesneler söz konusu. Şey gibi düşünmek lazım, yani buradaki işte şu anda gördüğünüz görsel gibi ve büyük bir kütüphane burası. Ve herhangi bir sergi teklif edildiğinde birden o zamana, o sergiye, o mekana dair bir şekilde arkamdaki kütüphaneden onu alabiliyorum, başka bir şey alabiliyorum, yeni bir şey ekleyebiliyorum. Bir şey gibi düşünebilmek lazım. Yani hem o nesnelerin, yani evet, o bir dil, yani onları yan yana getirip bir cümle kurabiliyorum onlarla. Bir de belki şöyle de düşünebilmek gerekir. Yani bunu büyük bir akıştan da bahsedersek, magmamsı hareket eden, hiçbir şekilde katı olmayan böyle bir şekillendirilebilir. Bunun içine garip garip bunun uzuvları var. Bu uzuvlara başka uzuvlar ekleniyor, bazıları çıkartılıyor ve gitgide de bu büyümeye de devam ediyor. Nesne de olsun, bu nesnel de olsun, fiziksel şey de olsun, dediğim böyle düşünsel de olsun, birdenbire bunların hepsinden bir besleniyor. Ve tabii yani bunlar bir an geliyor ki evet, bir dil oluşturuyor, bir cümle oluşturabiliyorlar yani. Ama bazen yani sadece hazır buluntu nesnelerde değil, yani senin şekillendirdiğin, senin inşa ettiğin. Yani,
bir takım nesneler de var. Nesneleri transforme veyahut da işte onları dönüştürdüğüm durumlar da olabiliyor. Evet. Burada bu tetatet yani iskemlelerin iskemlesi. Yani bu tonet iskemle. Yani tonet iskemle iskemlelerin şahı. Yani bunun üzerine yok. Ve yan yana ve karşı karşıya. Bunların beraber olabilmeleri ve karşılıklı bir işte tetatet derken fiskos fiskos sandalyesi deniyor Türkçe'de buna haline gelebilmesi. Bu nesne mesela şu anda şeydeydi yani bu şu anda gördüğümüz fotoğraf Frankfurt'ta. Frankfurt galiba, yok Stuttgart'ta, Stuttgart Solitude Schloss. Ve oradaki yani nesne Övül Durmuşoğlu ile beraber yaptık bu şeyi. Her seferinde oradaki sanatçılardan bir tanesi davet edip bu nesneyle beraber bu nesnede bir interview yapıyordu, bir söyleşi yapmak dedi. Yani duvardaki fotoğraflar o benim çektiğim, onlar o sırada söyleşirlerken çektiğim ve mekana bu mesleği mesela her sanatçı kendisi bir mekan seçip oraya getiriyordu. Yani ona aslında bir şekilde verilmişti. Ve sallanan kitapçıklar da yaptıkları söyleşilerin metinleri. Çünkü cidden böyle birebir vaziyetinde evet yani şu ara sosyal fiziksel mesafemiz söz konusu burada yok, onu söyleyebilirim, burun burunasınız. Evet yani bu da yine baş başa. Evet nesne. Mesela Arter'deki arka bahçede yetiştirilir 2002 tarihinde gerçekleşen. Yine evet buluntu nesnenin ötesinde yine senin anlamlandırdığın ve yeniden şekillendirdiğin bir takım nesneler söz konusuydu. Bu bir bahçe. Yani serginin başlığına geçersek o zaman öyle yani bir de haset husumet. Haset husumet ve zanet. Yani, sevgili Emre Emre'nin yaptığı sergi. Bu coğrafyada yaşadığımızın yıllardan beri bir toplanan bir bahçe ve bunların arka bahçede yetiştiriliyor olması. Bahçe düşüncesi de yani bahçe, bir ön bahçemiz var, bir de arka bahçemiz var. Arka bahçe daha mahrem bir yer, daha saklı bir yer. Arka tarafta duruyor çünkü evin önünde değil. Yani. Her devletin de kendisine göre bir arka bahçesi var. Bu içeride de olabiliyor. Başka ülkeler de arka bahçesi olmaya başlayabiliyor. Bu yıllardan beri yani belki asırlardan beri yani her devlet, her insanın bir arka bahçesi söz konusu ve böyle garip garip şeyler yetiştiriliyor ve Cumhuriyet'te de böyle böyle şeylerle yaşıyoruz, yaşadık da devam da ediyor. Edebi bir alıntı yapabilirim bunun için de. O da Voltaire'in Candide kitabında sonunda dönüp dolaşırlar bütün maceraları sonrasında İstanbul'a gelirler. Ve oradaki gelin kördür, Candide şaşkındır ve bir tane de şey vardır, bilgin söz konusu ve dönüp Candide der ki yani evet İstanbul'a gelirler, yani İstanbul'da biter ve şimdi bahçemizi yetiştirmemiz gerekiyor. Yani ön bahçeyi yetiştirmek zordur. Yani her tarafa yetiştireceğimiz yer aslında arka tarafta yetiştirebilmemiz gerekir. Yani hem kendi bahçemizi zihnen olarak da yani entelektüel olarak da açabildiğimiz yer arka bahçe. Ve arka bahçede çok şey saklı. Güzel tarif ettin. Yine bu çalışmalarını da özellikle göstermek istedim. İşte 2017 tarihli parselin. Şöyle bir detay görebilirsek daha iyi anlaşılır galiba. Bunlar hayvan kemikleriyle yaptığın evet, bir çalışma. Kemikleri.
ve şişlerle, kebap şişleri. Evet, kebap şişleri. Yani nesneler aslında sıradan nesneler. Öyle evet, sıradan nesneler. Basit değil, onu söyleyebilirim. Evet, evet. Yani belki de işte bu kadar sıradanlığa, bu kadar incelebilmeye kebap şişi, yassı kebap şişi ve osobuku, dana kemiği. Yani bunlar birbirlerine eklenmeye başlayınca değişik bir mekan çıkartıyorlar. Mekan içinde mekan çiziyorlar ve parseller yaratıyorlar. Dünyamız parsellermiş ülkeler itibariyle. Şeyler parsellenmiş, yani şehirler parsellenmiş. Müteahhitler oraya buraya bina dikmek için bir arsa üzerinde yarışıyorlar, ediyorlar. Böyle garip garip parsellerde de bir zamanlar fali meçhul insanlar da buluyorduk. Onun için ona referans verdiği bir yer söz konusu. Bu serginin yani şeyi de Marcel Duchamp'ın anısına bir sergiydi. Bu da bir zaten Marcel diyorum ona. kelimelerle oynamayı ve kelime oyunu yapmayı çok seven birisi. Bu da Parcel Marcel. Evet. Parcel Marcel. Yani böyle baktığımız zaman aslında benim için yani Selim ve Selim pratiği her zaman bir yalınlık içeriyor ve yalınlık ve kavramsal yönü daha baskın. Her ne kadar hani mekanı ve nesneleri bazen o ritmi kendi kapsam alanına alsa da aslında geride işleyen hep şey daha kavramsal geliyor bana. Düşünce yapın, onu evet görsel bir dile dönüştürme sürecin ve onun sonucu her zaman için yalın ve kavramsal diyebilirim. Senin deyiminle deyin aslında işlerinde bir ritmi var. O ritim zaten hani neredeyse yarım saatten uzun bir süredir konuştuğumuz gibi. Bu ritim birbiriyle tarihleri de hep atlayarak bu işlere örneklemem de bu yüzden. Yani bazen birbiriyle ardıl ama bazen de karmaşık bir ilişki içindeler. Ama birbirleriyle bir ilişki var işlerinde. Şimdi bunlar fiziksel, politik ya da psikolojik olsa da hep refleksif, yani daha reflekse dayalı olanlar da var. Ama dediğim gibi daha her zaman için arka planında daha yalıtılmış, daha rafine diyebilirim, rafine edilmiş bir süreç de söz konusu. Bunu özellikle son dönemde yaptığın resimlerine sözü getirmek için söylüyorum. Çünkü zaman ve mekandan eğer bahsediyorsak konuşmanın başından beri hep zaman dediğimiz şey evet bir mekan olgusuyla da ilişkili. Yine en başında senin Heraklitus'tan verdiğin örnek her şey akar, hiçbir şey durmaz. Tıpkı zaman da böyledir. Aynı nehirde iki kez de yıkanılmayacağı gibi. Ama o zaman hep mekanla birlikte de aslında işliyor bizde. Resim sanatında da aslında üç noktada işliyor bu mekan fikri. Resmin kendi düzlem olarak mekanı, o resmin içindeki resimsel mekan ama aynı zamanda da resmin içinde bulunduğu veya sergilendiği diyebiliriz. O fiziksel mekan. Bunun içinde yani resimde kendi dinamiklerini de aslında belirleyen bir zaman mekan kurgusuna sahip hep. Senin resimlerine de geldiğimizde yine sen resimlerini yine en başta yine kabine kavramından bahsetmiştik. O kabinenin içinde daha içine kapanarak daha sessiz bir alan yaratarak, derinleşerek, hazmederek, hissederek ortaya çıkardığını söylüyorsun hep bu resimlere. Biraz bu bana şey de geliyor, daha metafiziksel bir
mekan fikrine de götürüyor aslında beni. Yani ama burada hani toparlayacak olursam, senin resimlerin, özellikle son dönem resimlerin, yani geceden itibaren örnek koydum ben buraya, 2007 tarihli gece, Homeros'a komşu olmak ve en son geçtiğimiz, yani çok yakın bir zamanda yıl yaptığın Yalıtılmış Bakış solo serginde. Bu resimlerindeki mekan kurgusu, resim yüzeyinde yer alan temsil ile sınırlı değil. Yani işte orada da biraz sınırlardan da bahsedebiliriz diye düşündüm. Bu sınırlar nerede başlıyor, nerede bitiyor diyeceğim. Peki, ben hep resim yaptım. Yani hep resim yaparım. Zaten bana ne yapıyorsunuz, sanatçıyım, ne sanatçısı, ses sanatçısı da olabilir. Olayları kısa kese bilmek için, evet ben ressamım diyorum. Bir ressam düşüncesiyle de zaten çoğu şeyimi de, yani nesneler de olsun, bunların yerleşimi de, evet önünde bir resim çıkartıyorum. Bunların dizilimini de resim çıkartıyorum. Az önce iki tane şey gördük, görsel gördük. Bir tanesi de Persel Marsel, ötekisi de Atılan Toplar. Onlara hemen bir kere daha dönersek, şöyle bir şey söz konusu. Persel Marsel'de insanlar sergi mekanına girdiklerinde genelde duvarda, etraftaki şeylere baktıklarından ayakları takılıyor böyle şeylere. Şangırt diye, eyvah ne oldu ne oldu, yeniden yerine koyuluyor. Yani. Ama bastığı yere bakmıyor. Ve çoğu yaptığım şey yer seviyesinde şeylerdir. Yani bu da olsun, atılan toplar da olsun. paravanlara da gene gelirsek, paravanlar hadi kendi nesnel olarak hadi 1,5-2 metreye boyundalar ama onların arasından bizim hareket edebilmemiz gerekiyor. Bunların yaşayabilmemiz için bunların içinde olabilmemiz lazım. Atılan toplarda bu resimler gibi diyebilirim birazcık. Çünkü uzun bir süreç topların toplanması. Yani başıma bir dert de geldi zaten bu toplarla. Bir ara anlatırım sizlere. Konu dışına çıkmadan. Bu toplardan ilk bu topları sergilediğimde galiba 2000-2001'de sergiledim bu topları. Bu toplardan 50 tane vardı. Şu anda 600 tane var. Ve her günde çoğalıyor. Az önce bahsettiğim o magma gibi, evet bunlar işler de kendi içinde çoğalıyorlar. O zaman hiçbir şekilde bitmeyecek ve sürekli hareket halinde bir iş haline de dönüşebiliyor. Resimlere geldiğimizde bu nesnelerin toplanması, sokaklarda dolaşılması, dağda dolaşılması, ülkede ülkeye dolaşılması, bunların birdenbire bir fiziksel bir harekete ihtiyacım varken bu fiziksel hareketi hazırladığım bir yer resim yapmak oldu. Yani ve evet, daha senin dediğin gibi daha sessiz bir yerde, daha kendime özgü bir yerde. Evet, kitaplarımın, müziğimin, arşivlerimin, orada burada dolanan nesnelerin bulunduğu bir alan içinde resimler yapmaya başladım. Nasıl telefondan konuşurken birisi bir şeyler çizittirir, öyle başlıyor. Sonra üniversitede ders veriyorum, bazen toplantılar oluyor. Bir dosyam var, toplantı resimleri şeklinde. Böyle toplantıda not alırken, evet resim de çiziyorum. Başka türlü dinleyemiyorum belki. Yani bunlar zaman, yani bu büyük bir ihtimalle bu 2008-2009 falan olsa yani bu gece dizisi. 2007.
2007. 2007. Bak 2007 bunu ilk sergilemem benim. Bunlar belli bir şeye gelebilmesi gerekiyordu. Kıvama gelebilmesi gerekiyordu. 2013'te bunu ilk defa Ankara'da sergiledim. Sonradan form değiştirip, sergilenme biçimlerini de değiştirip, duvara asılım biçimlerini de değiştirip başka sergilere de gittikleri oldu. Ama evrilebilmeleri gerekiyor. Metafizik, yani bu Homeros'a komşu olmak, yani bir yaptığım resimlerde, evet, pencereden, işte kabinemin penceresinden dışarıya baktığım bir yer. Yani o ilki geceler. Gecelere dönebilirim. Bir dizide yosun şehirler söz konusu. Birdenbire yeşil üzerine çalıştım. Ama nedir, yani bu peyzaj yapmaktayım. Yani peyzaj, işte William Turner de peyzaj yapıyordu. Paul Cézanne da var bunun içinde. Ona bakarsan işte metafizik derken, evet, Giorgio Chirico'da, Chirico'da söz konusu. Olmadı, daha da birazcık daha yani gelirsek işte Nicolas de Staël de geometri ile girebilmesi. Hiç peyzaj yapmayıp da gene geometri ile pentürler, resimler yapan Polyakov da olabilir. Yani işte süprematizm, Malevich'ten de bir zamanlar bahsettim. Bir perspektifin de içine girebilmesi, nasıl bir oda açmak, bir oda kapamaksa, burada da gene aynı, benzer belki bir döngü içine gene kendilerini alıyorlar bu resimler. Bunlar gece, Homeros'a komşu olmak, evet, tümüyle Cézanne'a atfen, yani evet. Bu bir Cézanne perspektifini getirebilmek. Ve son yaptığım sergi Yalıtılmış Bakış, az önce gene bakıştan da bahsediyorduk, tüplerin içinden geçen bakışlar. Evet. Başka bir diğer arabada bakabilmek, böyle bir peyzaja bakabilmek, olan bir gezegenlere bakabilmek, oluşan gezegenleri, bunlar meteor halleri. Bunlar gezegen halleri. Şöyle bakayım daha. Ve son dönemde de çerçevenin içine çerçeve katıp içeriden dışarıya baktığım bir dizi resim söz konusu. Bir şeylerin geldiğini görmüyor musun? Şu anda 8 tane oldular. Bir yerde belki bitecekler, bilmiyorum. Ben ne görebilecek miyiz yakın bir zamanda? Bu sergide ilk 2 tanesi vardı. Bilmiyorum görsellerini aldın mı oraya. Bir şeylerin geldiğini görmüyor musun? Nitekim bir şeyler geldi. Evet. Hepimizde evet. Gelecekti, geldi. Gelmiş. Hepimiz evimize kapandık. Evet, evet. Oradaki durum, orada da bir mekan söz konusu. Yani biz resme bakan kişi, fiziksel kişi, bir içeriden bir pencere ve dışarıya bakmakta. Biz hala içerideyiz. Yani. Ve bir perspektif gene oyunuyla bize dışarısının ışıklı, çok ışıklı. Bazen kararmaya da başladı bu son pandemi dönemlerinde. Ama gene bizim daha karanlık bir yerden dışarıya acaba çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız? Çoğu derken hepsi, hiçbir şekilde insan figürü olmayan ama yine de bir insanın varlığını hatırlatabilecek ögelerin bulunduğu resimler veya son işte buradaki sedye, Yalıtılmış Bakış'ın sedyesi var. Bu da toplanmış bir nesnedir yani. Ve zaman içinde de nereye gider, ne olur, hangi zamandan gelmedir, bir arkeolojik tarafı da söz konusu. Yani sedye büyük bir ihtimalle yani 50'li yıllardan kalma bir asker sedyesi. Üzerindeki ahşap parçaları da değişik bir değirmenden, yıkılmış bir değirmenden topladığım, zaman içinde artık kemikleşmiş ahşaplar. Böyle. Açıkçası hani senin eklemek istediğin başka bir şey var mı bilmiyorum. Hani istersen yani bitirebiliriz de sohbetimizi. Sonuçta yani tabii ki 1990'lı yıllar, hatta öncesine itibaren çok
aktif ve zengin bir şekilde aslında sanat üretimini devam eden bir sanatçısın bugün de. Aslında konuşulacak şeyler tabii ki 40 dakikaya, 1 saate sığması çok zor ama hani belirli bir, en azından daraltılmış bir başlık altında bütün işlerine maalesef tabii ki üzerine konuşamadık ama o başlıkla ilişkili olarak benim de bulduğum ve o yönde yorumladığım işlerin üzerinden daha fazla konuşma şansımız oldu. Ben tekrar teşekkür ederim. Hani az önce dedin ya, işte içeriden dışarıya bakmak, bazen dışarıya baktığımız şey hani parlak, güneşli, aydınlık da olabiliyor. Bazen hani karanlık, puslu ve sesli de olabiliyor. Ya bu karanlık da olabiliyor, aydınlık da olabiliyor. Maksat bunun bir yaşadığımız zamana göre veya kendimin yaşadığı zamana göre, hepimizin yaşadığı zamana göre bir denge oluşturabilmek. Ve bu dengenin de bir belli bir, yani farz edelim bugün bu dengeyi oluşturup sunduğum zaman bir işi, o işin de ileriki bir zamanda hala dengede durabilmesini sağlayabilmek. Bu yüzden belki çok yavaş çalışan ve çok ufalayıp bir sürekli sorguladığım bir iş sürecim söz konusu ve kendi işinde bunları da sorgulayıp da bazıları da arkadan gelip yeniden bu zamanda var olabiliyorlar. Yani bazı işler hem değişip şey oluyorlar, bir organizma bu, bir organizma. Yani sürekli böyle bir hareket halinde bir organizma. Biz hareket halindeysek zihinsel olarak, fiziksel olarak işlerin de hareket edebilmesi gerekiyor. Ve var oldukları zamana, mekana, boyutlara uyum sağlayabilmeleri gerekiyor. Ki aslında yani şu kadar bir örnekte bile biraz mesafe alıp baktığımızda bütün senin söylediğin her şeyi görebiliyoruz. Yani çok kısa bir zaman ya daha uzun süreli bir zaman olsaydı aslında tabii ki daha detaylı bakma şansımız olurdu. Yani ben tekrar senden yine referansla, evet, o içeriden dışarıya bakış sürecimiz ile bu son dönemde ve uzun süren bu pandemi sürecinde ve belki ne kadar süreceğini bilmediğimiz ve daha da sürecek olan bu dönemde o içeriden dışarıya olan bakışı, farkındalığını kazanmak ve arka bahçede bir noktada aslında düzenlememizi, arka bahçemizi temizlememiz ve arka bahçemizi tekrar yeniden şekillenmemizin getirecek bir günler olduğunu düşünüyorum bu günlerinde. Böyle her şey çok güzel olacak tabii diyemiyoruz ama her şey çok kötü de olamaz deyip ben öyle bitireceğim. Senin de eklemek istediğin bir şey varsa. Yok, teşekkür lütfen ederim. Ekle. Ben tekrar teşekkür ederim geldiğin için Selim. Çok sağ ol. Katkısı eminim çok önemli olacak ve tekrar konuşmaya davet kabul ettiğin için de teşekkür ederim.